Hi dear friends, welcome to Bozda Academy. Today we are going to study English lessons unit 1, friendship. Merhaba arkadaşlar, Bozda Akademi'ye hoş geldiniz. Bugün konumuz İngilizce ünite 1, friendship, yani arkadaşlık. Evet arkadaşlar, friendship ile ilgili kelimelere bakalım. Friend, mate, buddy. Bunlar yani sinonim, eş anlamlı arkadaşlar. Arkadaş demek, kanka demek. Best friend, iyi arkadaş, en iyi arkadaş, close friend, yakın arkadaş, true friends, gerçek arkadaş, classmate, sınıf arkadaşı, back somebody up, support, yani back somebody up, yani eşit, support'tur, count on, depend on, trust, bunlar hepsi eş anlamlı kelimeler arkadaşlar, güvenmek, get on well with somebody, birisiyle iyi geçinmek, have a good relationship, birisiyle iyi ilişkiler bulunmak, have a similar interest, aynı ilgiyi duymak, have things in common, benzer şeylere sahip olmak, help, yardım etmek, keep secret, sır tutmak, share secret, sırrı paylaşmak, yani keep secret arkadaşlar, share secret, bunlar antonim, yani zıt anlamlılar. Tell lies, yalan söylemek, tell the truth, doğruları söylemek. Arkadaşlar önemli olan İngilizce'de kelime ezberlemektir arkadaşlar. Yani biz burada anlatıyoruz evet size yardımcı olmak için, ama lütfen arkadaşlar bu kelimeleri ezberleyelim. Personality traits, yani kişisel özellikler. Adventurous, macera perest arkadaşlar. Amusing, eğlenceli. Caring, düşünceli, ilgili. Determined, kararlı. Fair, adil. Generous, cömert. Helpful, yardımsever. Honest, dürüst, kind, polite, kibar, loyal, sadık, reliable, arkadaşlar güvenilir, supportive, destekleyici, takvil, düşünceli, truthful, dürüst, doğruları söyleyen, cool, havalı arkadaşlar. Laid back, rahat, relaxed, rahat. Laid back ile relaxed arkadaşlar eş anlamlı. Tabi bu şu saydığım şeyler olumlulardı. Şimdi olumsuzluklara gelelim arkadaşlar, olumsuz olanlara. Agresif, Türkçe'de girmiştir agresif. Agresif arkadaşlar. Arrogant, kibirli, küstah. Bad tempered, aksi, huysuz. Jealous arkadaşlar, hemen bakalım, kıskanç, mean, huysuz, self-centered, bencil, sneaky, evet arkadaşlar Türkçe'de benzer sinsi anlamına gelebilir, sinsi, stubborn, inatçı, unreliable, arkadaşlar güvenilmez olarak ezberleyebiliriz. Diğer önemli kelimeler arkadaşlar. Argue, tartışma, decide, karar verme, hope, düşünme, umma, visit, ziyaret etme, forget, unutma, interesting, bir şeyle ilgilenme, want, isteme, pick somebody up, birini bir yerden alma, alone, yalnız, bring, getirmek, need, ihtiyaç duymak, ready, hazır, same, aynı, stay, kalmak, traditional, geleneksel arkadaşlar. Hemen arkadaşlar ilk sorumuza bakalım. Ayşe, I don't trust him. Mehmet, he sometimes tells lies. Pelin, he doesn't back me up when I need him. Ali, he keeps my secrets. Who says something good about Tuna?
Evet, Tuna arkadaşımız burada, Cinalimiz. Tuna. Yani soruda söylüyor ki arkadaşlar, Tuna hakkında kim iyi şeyler söyledi? Ayşe'ye bakalım, ona güvenmem diyor. I don't trust him. Mehmet'e bakalım, he sometimes tell lies. Bazen yalan söyler. He doesn't back me up when I need him. Pelin diyor ki, yani ona ihtiyacım olduğu zaman beni desteklemez diyor. Ama Ali, he keeps my secret diyor arkadaşlar. Sorunun cevabı Ali. Evet, diğer sorumuza geçelim arkadaşlar. Ali, what do you think about Ayşe? Ayşe hakkında ne düşünüyorsunuz? I believe she is very bla bla. She always listens to the others and helps everyone in the class. Which of the following completes the conversation? Conversation tamamlayan kelime hangisidir? Arrogant neydi arkadaşlar? Arrogant. Evet. Kibirli küstahtı arkadaşlar. Tek bu düşünceli, self-centered, bencil, sneaky, sinsi. Evet, burada diyor ki she always listen to the others and help everyone in the class. Yani o bütün kişileri dinliyor ve sınıftaki bütün kişilere yardımcı oluyor arkadaşlar. O yüzden dolayı ince düşünceli, tactful. Şimdi arkadaşlar, W ve H ile sorulan kelimeler var. What ne demek? Who kim? Where nerede? Why niçin? What time saat kaçta? When ne zaman? How often ne sıklıkla? How much ne kadar? Which hangisi? Whose kimin? Şimdi arkadaşlar, inviting and making offers, yani bir arkadaşı davet etmede, hangi bir yere davet etmede hangi kelimeleri, hangi soru kalıplarını kullanırız? Would you like to drink coffee? Yani kahve içmek ister misin? Gibi. İster misin? What about going to cinema? Yani sinemaya gitmeye ne dersin? How about going to cinema? Yani sinemaya gitmeye ne dersin? Nasıl olur sinemaya gitsek? Shall we go to cinema? Sinemaya gidelim mi? We should go to cinema. Sinemaya gidelim. Let's go to cinema. Why don't you go to cinema? Neden sinemaya gitmiyoruz? Önemli olan arkadaşlar, burada would you like to'dan sonra dikkat edelim, verb 1 gelir. What about, how about'dan sonra arkadaşlar verb 1 artı ing, yani ing. Shall we'den sonra arkadaşlar yine fiilin birinci hali gelir. Çünkü şöyle söyledim. Shall we go to cinema? Go to cinema. About'ta nasıl söyledim? How about going to cinema? We should'dan sonra verb 1. Less'ten sonra yine verb 1. Hadi yapalım gibi bir şey. Let's. Buradaki arkadaşlar şu S as'ın kısaltması. Eğer yapayım, bu hadi yapalım demek. Yapayım ne demek? Nasıl yap, nasıl söylerim? Let me do. Bunu izle falan karıştırmayın. Evet arkadaşlar, buradan sonra verb 1 gelir. Kabul etme cümleleri. I would love to thanks. Evet, çok isterim. Teşekkür ederim. Thanks. Teşekkür ederim. I will definitely be there. Kesinlikle orada olacağım. Great. Harika. What time? Saat kaçta? Cool. Muhteşem. See you there. Orada görüşürüz. Yes. Sounds good. Evet. Kulağa hoş geliyor. Sure. Of course. Certainly. Definitely. Absolutely. Tamamıyla. Tabii ki. Anlamına gelir arkadaşlar. Refusing, yani reddetme cümleleri. Nasıl başlar? I would love to, isterdim fakat I can't. I would love to but I can't. Sorry but I can't make it. Yani üzgünüm, yapamam. I'm afraid. I'm sorry. I can't. Another time maybe. Belki diğer zaman. Diğer zaman. Evet. Özür dileme ve mazeret bildirme. I'm sorry but I'm not feeling well. Yani şu anda kendimi iyi hissetmiyorum demek. Sorry but I have an exam. Yani üzgünüm, benim bir sınavım var. Hemen arkadaşlar örnek sorulara geçiyoruz.
One of your friends invites you to an event at the weekend. Evet, bir tane arkadaşın seni hafta sonu geçirecek bir olaya davet ediyor. But you have some plans then. Ama o zaman senin bir planın var. You refuse the invitation and make an excuse. Yani bu daveti reddet ama bir mazeret göstererek. According to the text, bu yukarıda tekste göre which of the following can't you say? Özellikle arkadaşlar soru cümlelerinde olumsuz veya olumlu olmasına dikkat edelim. Yani bir daveti geri çevireceksin ama bir mazeret bildireceksin. Evet, hadi bakalım. Thanks. Thanks for inviting me. Beni davet ettiğin teşekkür ederim. But I have to do my homework. Evet, bunu söyleyebilirsin. Çünkü bir mazeret bildiriyorum. Sorry. Üzgünüm. But I must help my parents. Evet, burada mazeret bildiriyorum. Reddediyorsun ama mazeret bildiriyorsun. I'm sorry. I'm going to visit my grandparents. Evet, bu da büyük babanın ellerine gideceklermiş. Burada da bir mazeret bildiriyorum. D'ye bakalım arkadaşlar. I would love to but I can't. I can't, sorry. Burada evet reddediyor ama arkadaşlar mazeret bildirmiyor. Hemen diğerine geçelim. Evet arkadaşlar, bu konuda davetiyeler olacak. Davetiyeyle ilgili konular var. Hemen bunu işleyelim. School picnic diye bir davetiye var. Ali and I are organizing a school picnic. We are going to see each other after a long time. It is going to be awesome. I hope you can join us. 5 September Saturday, City Park, 2 p.m. $10 per person. P.S. Please inform us in advance if you can attend the event until 1 September. Evet arkadaşlar, buraya baktığımızda bir davetiye var okul pikniğine. Ali ve ben burada geçen organizer, yani organize eden bu faaliyeti. Şurada bakıyoruz arkadaşlar. Tarihi verilmiş, tarih. Saati verilmiş. Yeri verilmiş arkadaşlar. Place, location, yeri verilmiş. Burada da arkadaşlar kişi başı ücret verilmiş. Şurada da arkadaşlar PC not demek, not düşünmüş. En son tarih biz bilgilendirin diyor. Yani deadline, en son tarih. Yani sorabilir, böyle bir davetiye verebilir. Bunun tarihi nedir? Deadline'ı nedir arkadaşlar? Kişi başı kaç lira para verilecek? Yer nerede geçiyor? Ne davetiyesi? Bunlar sorulabilir arkadaşlar. Hemen örneğimize geçiyoruz. Hemen telefona bir tane mesaj gelmiş. New message. Hi friends. There is a great concert on Saturday. I don't want to go there alone. It is at 6 p.m. at the concert hall. What about going together? Ali. Evet arkadaşlar, Ali almış. Arkadaşlarına merhaba diyor. Büyük bir güzel bir konser varmış. Cumartesi günü kendi yalnız başına gitmek istemiyormuş. Bu yüzden dolayı benimle gitmeye ne dersiniz diyor. Olur hocam, kabul ediyorum. Ama sana sormadı, bakalım. Mustafa is going to do his project on that day. Yani Mustafa gelmeyecek. Daha doğrusu soruyu koyalım. Who is going to go to concert with Ali? Ali ile konsere gelecek olan kim? Mustafa'nın işi var. Gelemez. Hocam, Mustafa'nın işi ne? Evet, bir projesi varmış o gün. Mehmet doesn't have any plans. Mehmet'in hiçbir planı yokmuş. And he will be there. Evet arkadaşlar, soruyu yakaladık burada. Orada olacakmış diyor. Diğerlerine bakalım. Tuna doesn't have any plans. Tuna'nın hiç planı yokmuş. But he doesn't like concerts. Yani konserleri sevmez diyor. Planı yok ama gelmeyecek. Konserleri sevmiyormuş. Alper is going to attend his cousin's party. Evet, Alper kuzenin partisine katılacakmış. O yüzden dolayı cevap A şıkkı. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizi bitiriyoruz. Bozdağ Akademi sizleri seviyor. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.